Türkiye Cumhuriyeti liderlik ettiği 15 Şubat'ta başlayan isyanını bastırdıktan sonra Şeyh Saidi 29 Haziran 1925'te 46 arkadaşıyla birlikte Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda idam etti ve bugüne kadar cenazelerini Kürtlerden gizledi. Doktor Şivan adıyla da bilinen Sayit Kırmızı Toprak tam 46 yıl sonra Şeyh Said'in idamının yıl dönümünde Türkiye'de Kürdistan Demokrat Partisi'ni kurdu. Ancak Kürdistan ile ilgili tasarılarını hayata geçiremeden 26 Kasım 1971'de Molla Mustafa Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi tarafından Güney Kürdistan'da de kurşuna dizildi. Zira Barzani aynı dönemlerde bir başka Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'ni kuran Said Erçin'in öldürülmesinden kırmızı toprakla sorumlu tutmuştu ve iki Said olayı hala Kürt siyasi tarihinin dramatik vakalarından biridir. Bu vakadan 7 yıl sonra 27 Kasım 1978'de Abdullah Öcalan'ın liderliğindeki partiye Karker'in Kürdistan'ın yani PKK'nin kuruluşu ilan edildi. Diğerlerinden farklı olarak oldukça uzun bir deneyime sahip PKK günümüzde ana akım Kürt hareketlerinden biri haline geldi. Ancak lideri Öcalan 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye teslim edildi ve hakkında aynı yılın 29 Haziran'ında idam kararı verildi. İdam kararı daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Yakın dönem Kürt tarihinin üç önemli aktörü üzerinden yaptığım bu kısa özetin en dikkat çekici unsuru kuşkusuz kişi ve vakalara ilişkin tarihlerin kesişmesidir. Bu kesişmelerin bir kısmı tesadüf kabul edilebilir. Ancak önemli bir kısmının tesadüf olmadığı açıktır. Zira Türk devletinin Şeyh Said'den bu yana bir Kürt hafızası vardır. Buna karşın Kürtlerde de bir hafıza oluşmuştur. Hamit Bozarsan'ın doğru biçimde dikkat çektiği üzere Şeyh Said'i yargılayan mahkemenin gerekçeli kararında yer aldığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şeyh Said isyanını örneğin Osmanlı'yı doğrusu Türkleri arkadan vurduklarını düşündüğü Arnavutların, Makedonların, Bosnalıların, Filistinlilerin ve diğer Arapların devamı olarak algılamış ve bunların hesabını da bir bakıma Şeyh Said'den sormuştur. Elbette en önemlisi elde kalan Kürtlere aynı fırsat verilmeyecekti ve birkaç yıl sonra vuku bulan ağrı isyanı ile ilgili yayınlanan bir karikatürün de mesajını oluşturduğu üzere tırnak içinde Kürdistan'ın meftunluğu kesin kes ilan edilmişti. Buna rağmen başkaldırmaya devam eden her Kürt insanına ve hareketine her defasında aynı mesaj verilmeye devam edilecekti. Ve devletin bu hafızası Öcalan'a karşı da devredeydi. 15 Şubat tarihleri tesadüf sayılsa bile ki Şeyh Said isyanının başladığı dönem ve Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği dönemdir 15 Şubat, bu tesadüf kabul edilse bile 29 Haziran'ın bir anlamı olduğu açıktır. Öcalan'a Şeyh Zahid'den bu yana devletin muhafaza ettiği tutum bir kere daha hatırlatılmıştır. İdam kararı için aynı günün seçilmesi, Öcalan'dan Kürt meselesinin mevcut hali kadar geçmişinden dolayı da hesap sorulduğunu göstermiştir. Yani bir kez daha tırnak içinde Muhayyel Kürdistan meftun kılınarak hafızalardan silinmek istenmiştir. Dolayısıyla devletin hafızası, Kürdün hafızasızlaşması demektir. Said Kırmızı Toprak'ın parti ilanı için Şeyh Said'in idam yıl dönümünü seçmesi ve Öcalan'ın aynı günde hakkında verilen idam kararını tarihsel okumaya tabi tutması ise anaya bağlılık kadar tırnak içinde muhayyel denilen mirasın sahiplenilmesini ve dolayısıyla Kürd'ün hafızasının diri tutulmasını ifade eder. Bu, geçmişin bugün ve gelecek tahayyülü için vazgeçilmez kılındığı milliyetçi stratejinin bir gereğidir. Üstelik hayal kırıklığı ve başarısızlığıyla birlikte devletin bütün icraat ve iddialarına rağmen haklılığı ve meşhurluğundan tereddüt edilmeyen geçmişteki vaka, vadici vadehin işaret ettiği üzere mağduriyet ve eşitsizlik kisini artırarak ve öfkeyi de bilerek bugünün milliyetçilik davasına güç katmaktadır. Dolayısıyla Norman Davis'in milliyetçiliğin Yalnızca başarma olasılığının en fazla olduğu yerlerde filizlenmediği, tam tersine yenilgi ve baskıyla beslendiği ve dolayısıyla neredeyse ulusal fikirlerin ateşliliğinin başarının imkansızlığıyla orantılı olarak arttığı şeklindeki tespiti Kürtler için de geçerlidir. Muhtemelen Kürt karşıtı milliyetçiliğin yani Türk milliyetçiliğinin bu durumda şeyh Said'den bugüne kadar, bir türlü kabullenmeye yanaşmadığı en önemli gerçek de budur. Şeyh Said dini bir şahsiyetti. Bu özelliği ve isyanının dini mutevası bugüne kadar tartışmalara neden olmuştur. Örneğin gizli raporlarda ve konuşmalarda mahkeme kayıtlarında isyanın milli niteliğini kabul ettiği halde devlet etkilileri isyanın layık modern cumhuriyete karşı dinci ve gerici olduğunu resmi söylem olarak ileri sürmüştür. Bu söylem modernist ve aydınlanmacı, seküler ve sol cenahta da karşılık bulmuştur. 1960'ların ilk yarısında Kemalizmin etkisindeki Türk soluyla temasta iken Said Kırmızı Toprak da muhtemelen farklı düşünmüyordu. Nitekim bazı yazlarına bakıldığında da bunun işaretlerini bulmak pekala mümkün. Ancak 1970'lerin başında Kürt milliyetçiliğine soyunduğunda ise en azından solcu Kürtler ve Türkler arasında resmi söyleme itiraz eden muhtemelen ilk kişilerden biri olmuştur. Şeyh Said'i tırnak içinde büyük insani meziyetleri ve katıksız milliyetçiliğiyle Kürt tarihinin iftihar sayfalarında büyük adını kanıyla yazmış bir lider olarak anıp sosyalist literatür çerçevesinde objektif olarak ilerici ilan ederken kırmızı toprak Kürt inkarı ve asimilasyonundan dolayı Kemalizmi de gericilikle suçlamıştır. Böylece modern öncesi edilen ve bu nedenle Kürt hareketlerinin gericiliğine gerekçe yapılan aşiret ve şehlik gibi toplumsal yapılar hakkındaki yargıyı ters yüz edebilen kırmızı toprak, farklı kaynaklara sahip olabilen pek çok azınlık milliyetçiliğindeki gibi bu yapıları Kürt milliyetçiliğinin ifade edilebildiği mecralar olarak değerlendirmiştir. Kırmızı Toprak'tan en az 10 yıl sonra aynı konuda fikir beyan eden Öcalan bir solcu olarak Şeyh Said hakkında aynı açılımı yapamamıştır. Her ne kadar Kemalizmi ırkçılıkla suçlayıp Kürtlere karşı vahşet hareketine giriştiğini belirtmişse de Öcalan Şeyh Said isyanı örneğindeki gibi tırnak içinde Kürt halkının haklı direnme hareketlerini kendi çıkarları için kullanan aşiret feodal illeri gelenlerinin Cumhuriyetin vahşi Kürtlere karşı uygarlık hareketi iddiasının ispatı için birer kanıt haline geldiğini ileri sürmüştür. Yaklaşık 40 yıl sonra ise yani 2000'lerden sonra ise Öcalan Mustafa Kemal'i Çankaya Köşkü'ne çıkararak etkisiz kılan tırnak beyaz Türkçü faşist ekibin provoka ettikleri Şehsaîd ile birlikte Kürtlere karşı soykırım süreci başlattıklarını belirtmiştir. Bir yandan Mustafa Kemal'i Kürtlere karşı olup bitenler nedeniyle sorumsuz kılarken Öcalan, öbür yandan Şeyh Said isyanı ile bugünkü PKK arasında tarihsel bağlar kurmaya da başlamıştır. Hatta daha geniş ölçekte demokratik uygarlık tezi çerçevesinde tarihi yeniden kurgularken, geçmişe nazara aşiret, kavim, tarikat ve benzeri oluşumlara ilerici bir rol bile vermiştir. Tarihsel kesişimleri bulunan kırmızı toprak ile Öcalan, Şehzade isyanına ilişkin değerlendirmelerinden de anlaşılabileceği üzere benzerliklere ve farklılıklara sahipler. Her şeyden önce Kırmızı Toprak'ın da Öcalan'ın da hikayesi Türk sorun macerası ile başlamış ve daha sonra Kürt meselesi nedeniyle ayrışarak devam etmiştir. Ayrıca iki ismin en önemli ortak noktalarından biri, düşünsel ve siyasi hayatlarının birçok açıdan farklılaştığı iki ayrı döneme ayrılmasıdır. Birinci dönemde illeri sürdükleri birçok tezi ikinci dönemde ya revize etmişlerdir ya da geçersizleştirmişlerdir. Ana hatlarıyla iki ismin benzerliklerine ve farklılıklarına dikkat çekmek istiyorum. Kırmızı Toprak birinci döneminde Kemalizmin etkisindeki Türk soluna yakın durmaktaydı. Bazı yazlarında Kemalizmi açıkça övmekteydi ve Kürt meselesine ilgisi ise çok da belirgin değildi. İkinci döneminde Türk soluyla ayrı düşmenin neticesinde bir Kürt partisini kurmuş ve sosyalist kimliğine radikal Kürt milliyetçiliğini eklemiştir. Lenin ve Stalin'in millet meselesi hakkındaki görüşlerine dayanarak ve dönemin ulusal kurtuluş hareketlerinden de esinlenerek ilerici ezilen ulus milliyetçiliği tezi çerçevesinde Kürt milliyetçiliğini açıktan savunmuştu. Böylece içinden çıktığı Türk soluna sert eleştiriler yönelterek önce devrim sonra milli mesele klişesini ters yüz etmişti. Bu nedenle ve özellikle Barzani ile kurduğu ilişkilerde de göz önüne alındığında milliyetçi kimliği, sosyalist kimliğini gölgeler hale gelmişti. Bununla birlikte sırtını tamamen Türk soruna da dönmemişti. Aksine onları, illerici atletikleri Kemalizmin inkar ettiği Kürt millet gerçeği karşısındaki gericiliğini idrak etmeye ve Kürtlerin mücadelesine omuz vermeye davet etmişti. Öcalan ise, öğrencilik ileride Türk soru ile temasla olmuşsa da, Öcalan'ın düşünsel hayatının iki dönemini, esas olarak Kürt meselesi ile ilişkili olduğu uzun yıllar dahilinde değerlendirmek gerekecektir. PKK'yı kurarak Kürdistan devrimi için yola çıkarken Öcalan, tereddütsüz sosyalist kimliğini ön planda tutmuş, bütün milliyetçi argüman ve stratejisine rağmen, ve sosyalist literatürdeki formülasyonuyla bile olsa olumlamadığı milliyetçiliği kesin kes reddetmişti. Milliyetçilik karşıtlığı 1970'lerden bugüne Öcalan'ın adeta fikri sabitesine dönüşmüş durumda. Öte yandan Kırmızı Toprak gibi 40 yıldır Türk sol örgütlerini Kürt mücadelesiyle ortak hareket etmeye davet eden Öcalan, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi Türk solcularının mirasını devralmakla da övünmüştü ve hala da övünüyor. Kırmızı Toprak birinci dönemde pek fazla ilgili olmadığı Kürdistan tarihine ve Kürt millet gerçeğine Kürtler için mücadeleye karar verdiği ikinci dönemde el atmıştı. Milliyetçiliğin modern bir düşünce ve siyasi strateji olduğunun farkında olmakla birlikte milliyetçiliğin dayanağı olan millet olgusunu tarihsel bir sabite olarak kabul etmişti Kırmızı Toprak. Metlere kadar götürdüğü Kürt tarihini romantik bir özcü milliyetçi olarak yazmıştı. Bu tarihte Kürt milletinin menfaatine olduğunu düşündüğü her türlü eylemi ve bu eylemi yapan her kişiyi orijinlerine ve dönemlerine bakmaksızın ilerici kabul etmiş ve övmüştü. Bununla birlikte milliyetçi stratejisini sosyalist ideoloji çerçevesinde de gerekçelendirmişti. Ya da uyumlu hale getirmeye çalıştığı söylenebilir. Öcalan da Kürtlerin geçmişini metlere kadar götürmüş ve özcü milliyetçi tarih kurgusuyla Kürt milletini ezel kılmıştı. Kırmızı toprak gibi tarihi, ideolojik ve siyasi önceliğine göre yeniden kurgulayan Öcalan ama farklı olarak her ne kadar sınıfsal değilse de Kürdistan tarihini özellikle de tarihsel aşamaların tasvirinde Kürdistan tarihini sosyalizm ideolojisine uyumlu biçimde anlatmaya girişmişti. Öcalan tarihsel süreçte kırmızı toprak kadar Kürtlere toleransı da yaklaşmamıştı. Kırmızı toprak milli kimliğin inşasında tarihi gurur duyulacak biçimde yapıcı kılarken Öcalan tersine oldukça yıkıcı olmuştur. Her iki isim de sömürge tezini esas almıştır. Mevcut durumda Kürdistan'ın bir sömürge olduğundan yola çıkan kırmızı toprak, Kürdistan'ın uluslararası bir sömürge olduğunu dillendiren muhtemelen ilk kişilerden biridir. Bu noktada Frans Fanon'un tezlerini benimsediği de dile getirilebilir. Bununla birlikte sömürgecilik söylemini dışa dönük siyasi bir çerçevede koruduğu anlaşılmakta. İçe dönük olarak sömürgeciliğin nüfus ettiği Kürt toplumu varsayımını en azından görünür kılarak yıkıcı bir yeniden inşacı olmamıştır. Bu noktada Öcalan hem kırmızı toprakın izinden gitmiş hem de gitmemiştir denebilir. Öcalan'ın ve PKK'nın en etkili birincil argümanı da Kürdistan'ın sömürge oluşuna dayanmıştır. Ancak bu argüman sadece siyaseten ve iktisaden ileri sürülmemişti. Kırmızı toprak'a göre daha radikal, fanoncu bir görüntü verecek biçimde. Aynı zamanda Kürt kimliğinin yeniden inşası açısından tarihsel, sosyolojik ve psikolojik düzeyde işlevsel kılınmıştı bu argüman. Özetle şöyle denebilir, Kürdistan'ın tarihi talan ve sömürge tarihidir ve bu nedenle PKK'ya kadar ki Kürt tarihi değerli kalınacak nitelikte değildir. Gerek tarihte gerekse de mevcut durumda Kürtler adına hareket eden neredeyse herkes, özellikle de toplumun üst tabakası, sömürgeciliğin uzantısı işbirlikçisi haline gelmiştir. Kürt toplumu da her unsuruyla sömürgeleştirilmiş ve köreleştirilmiştir. Bu genel özetle dikkat çektiğim üzere, Böylece Öcalan, bu yıkıcılığın ardından yani Kürt tarihini ve sosyolojisini ideolojisine uygun olarak tamamen diktikten sonra yine ideolojisine uygun siyasi ve sosyolojik hatta kişisel normlar çerçevesinde içinde yeni kimlik ve hatta kişilik inşasına girişmiştir. Öcalan'ın ikinci dönemine gelince ideolojisini iktidar karşıtlığı siyasetini de devletsizlik çerçevesinde yeniden revize etmiş, ve her yönüyle önceki dönemden farklı bir yol benimsemiştir. 40 yıl sonra da üstelik daha şiddetli biçimde reddetmesine karşın romantik bir özcü milliyetçi olmaya devam eden ve Kürtlerin geçmişini Göbekli Tepe'nin Neolitik zamanlarına kadar götürebilen Öcalan, iktidar ya da uygarlık karşıtı üzerine kurguladığı tarihsel yorumunda bu kez Kürtleri tarih yapıcı bir konuma yerleştirmiştir. Bu yönüyle ilk dönemden tamamen farklı olarak Kürtlerin tarih boyunca devletsiz oluşlarını tırnak içinde demokratik uygarlığın gereği olarak övmüştür. Ancak Öcalan'ın bu açılımından bazı dönemsel olaylar çerçevesinde yer yer övmüşse de işbirlikçilikte sabitlenen Kürt üst tabakası pek de nasibini alamamıştır. Öte yandan bu yeni dönem tarih kurgusunda Öcalan'ın her ne kadar 2000 sonrasında terk ettiğine ilişkin bazı eleştirilere muhatap olmuşsa da İlk dönem sömürge tezlerine sırtını döndüğü de söylenemez. Nihayetinde Öcalan'ın yeni dönem tezleri sömürgecilik gibi önceki dönemin birçok unsurunu içermeye ve Tanakşı'nda yeni kimlik iddiasını korumaya devam etmiştir. Said Kırmızı Toprak, ikinci döneminde sosyalist bir programla Kürdistan devrimini gerçekleştirmek için yola çıkarken Kürt millet gerçeğinin farkındadır dünyanın çeşitli yerlerindeki ulusal kurtuluş hareketlerini ve özellikle de Çin ve Vietnam deneyimlerini de göz önüne alarak Kürdistan'ın sınıfsal analizini yapmış, kapitalist üretim biçimlerinin ve kurumlarının haliyle Burjuvazi'nin ve işçi sınıfının olmadığı Kürdistan'da devrimin dinamiği olarak köylülükte karar kılmıştır. Öcalan da aynısını yapmıştır. Ancak kırmızı toprak modern öncesi olduğuna inandığı halde aşiret ve din gibi geleneksel nitelikler barındıran yapılara kapıları kapatmamış. Aksine bunlardan faydalanmak için son derece pragmatist bir siyaset izlemiştir. Mola Mustafa Barzani liderliğindeki KDP hareketiyle ilişkisinin bir açıklaması da budur. Öcalan ise devletten önce sömürgecinin işbirlikçileri olarak kabul ettiği bu geleneksel yapılara karşı silahlı mücadeleye başlamıştır. Ancak bunlara kapıyı tamamen kapattığı da söylenemez. Milli mücadeleye katkı sundukları oranda bu yapılar, yani geleneksel adetlen aşiret ve dini yapılar kabul edilmiştir. 1990'lara gelindiğinde ise pragmatizm konusunda Öcalan'ın kırmızı topraktan hiç de aşağı kalmadığı görülebilmektedir. Elbette sert geçen 10-15 yıllık silahlı mücadele deneyiminin sonucu olarak, ideolojik değilse de siyasi söylemde Öcalan önemli değişikliklere gitmiştir. Örneğin İslam dinini savunarak dindarlara, pek çok önde geleniyle ya da lideriyle temas kurarak aşiretlere hitap etmeye başlamıştır. Öcar'ın örgütü ise dini kesimler başta olmak üzere pek çok toplumsal katmanı milli mücadeleye seferber etmek amacıyla kurumsal faaliyetlere de girişmiştir. 2000'lerden sonra ise Öcaram geçmişteki söyleminin dışlayıcı tonlarını kısmen korumakla birlikte bu kez ideolojik olarak da sözünü ettiğim geleneksel yapılara karşı tarihsel bir açılım yapmaya çalışmıştır. Sayit Kırmızı Toprak, sosyalist kimliği ve programına rağmen büyük oranda geleneksel aşiret ve dini yapılara dayanan Güney Kürdistan'daki Mola Mustafa Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile ilişkilenmiş ve bunun uzantısı olarak bir parti kurmuştur. Kendi değerlendirmelerine bakıldığında Kırmızı Toprak'ın sosyalist düşüncesiyle de uyumlulaştırmaya çalıştığı üzere Barzani hareketi ile ilişkisi en başta milliyetçi programı nedeniyle stratejik düzeydedir. Ona göre dini ve aşiret kimliğini aşmış milli bir kahraman olan Molla Mustafa Barzani'nin liderindeki devrim hareketi Vietnam'daki ile aynıdır. Öbür yandan başka kaynaklara bakıldığında pragmatist Said Kırmızı Toprak'ın bir sosyalist olarak esasına pek de ilerici bulmadığı halde parlak dönemini yaşayan Barzani hareketinin gücünden ve etkisinden yararlanarak Kuzey Kürdistan'daki mücadeleyi başlatmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki gerilla mücadelesini başlatmak için seçtiği stratejik bölge Barzani'nin kontrolündeki alandadır. Abdullah Öcalan da gerilla mücadelesine başlarken aynı bölgeleri stratejik önemde görmüş ve nitekim günümüzde de bu bölgeyi büyük oranda PKK kontrol etmektedir. Ancak Öcalan'ın Kürdistan Demokrat Partisi'ne dair görüşleri dönemsel siyasi bazı taktik açılımlar hariç tutulursa geçmişten bugüne pek de olumlu olmamıştır. Hakeza Barzani Hareketi'nin ya da Kürdistan Demokrat Partisi'nin yetkililerinin de PKK ve lideri Öcalan'a yönelik görüşleri pek olumlu olmamıştır. Nihayetinde etinde Öcalan, Kırmızı Toprak'ın referans aldığı Barzani Hareketi'ni aşağılayıcı biçimde tırnak içinde ilkel milliyetçilik ile suçluya gelmiştir. Kürdistan'ın rekabet halindeki ana akım siyasetlerini belirleyen PKK ile KDP arasında yaşanan gerilimler hiçbir zaman bitmemiştir. Ve daha da önemlisi özellikle 90'lı yıllarda iki Kürt örgütü arasında binlerce kişinin ölümüne yol açan silahlı çatışmalarda yaşanmıştır. Said Kırmızı Toprak'ta Abdullah Öcalan'da dönemin ulusal kurtuluş hareketlerinden özellikle de Vietnam'dakinden esinlenerek Kürdistan devrimi için gerilla savaşını benimsemiştir. Kırmızı Toprak zaten peşmer gerilla gerila savaşını vermekte olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin deneyimine ve ortaklığına hayati önem verirken Öcalan bu deneyimi görmezden gelmiştir. Kırmızı Toprak tırnakçıda demokratik milli devrim olarak Kürt milli ihtilalini hedeflemiş ve bunun için seferber edebileceği her kesime seslenme yasası almıştır. Ancak devrimi yapacak örgüt modelini referans aldığı Barzani hareketinden birçok açıdan farklı olarak sosyalist esaslara göre oluşturmaya çalışmıştır. Kırmızı Toprak, Leninist-Stalinist örgütlenme modelini esas alarak dışa dönük her kesimi kapsayacak esnekliğin aksine içte sıkı öncü kadro bütünlüğünü ve disiplinini benimsemiştir. İlk başlarda Kırmızı Toprak kadar dışa dönük esnek olmayan Öcalan'ın benimsediği örgütlenme modeli de aynıdır. 2000'lerden sonra örneğin tırnak üstünde halk iktidarı ya da proletarya diktatörlüğü, kaderini tayin hakkı gibi kavramlar çerçevesinde sosyalist ideolojisinde revizyona giden Öcalan, sekter özelliklerini kısmen türpülemişse de örgütünün Leninist-Stalinist örgütleme modelini korumaya devam etmiştir. Kırmızı Toprak muhtemelen ilişkilendiği Kürdistan Demokrat Partisi'nin 40 yıllık deneyimden ve aynı içerikteki siyasi programdan harekete realist davranmıştır. Öcalan ise daha çok idealist bir tutumla yola çıkmıştır. Kırmızı Toprak'ın siyasi programı bağımsızlığı değil, Türkiye'nin bütünlüğü içinde özelliği esas almıştır. Yola çıktığında Öcalan için özellik ve benzeri talepler ile silahlı mücadele dışındaki yöntemler en hafif deneyimiyle oportunizm idi. Zira Öcalan'ın hedefi tırnak içinde bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan'dı. Daha hiçbir hedefini gerçekleştirememiş kırmızı Toprak'ı öldüren Kürdistan Demokrat Partisi yaklaşık 70 yıllık çetin mücadelenin ardından ve üstelik Türkiye'ye nazaran çok daha zayıf olan Irak'ta federasyon hedefine ulaşmış ve bu kez bağımsızlığı dillendirmeye başlamıştır. İronik biçimde geçmişteki eleştirilerine bu kez kendisi muhatap olmak pahasına Öcalan daha 1990'ların başında deklare ettiği üzere 40 yıllık çetin mücadelenin ardından bağımsızlıktan ve hatta bir iktidar mekanizması olarak ifade ettiği devlet veya devlette dair herhangi bir oluşumdan vazgeçmiş, kırmızı toprakın 1971'deki siyasi hatına bazı açılardan çekilmiş görünmekte ve elbette önemli farklar olmakla birlikte. Son olarak iki ismin Kemalizm hakkındaki görüşlerine bakmakta fayda var. 1965'ten önceki yazlarına bakıldığında Kırmızı Toprak'ın Kemalizmi ilerici gören Türk solunun örgütsel bir bağla değilse de etkisinden olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bazı yazlarında, özellikle 1960'lı yılların hemen başındaki bazı yazlarında Kemalizmi, Mustafa Kemal'i ve Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesini açıktan övdüğü görülmektedir. Kırmızı Toprak Kürt milliyetçiliğine soyunduğunda ise daha önce de dikkat çektiğim üzere Türk ve Kürt soru tarafından da benimsenen ve ilericilik gericilik ikilemi çerçevesinde kurgulanan resmi söylemi ters yüz etmiş ve bu dönemine göre ezber bozucu olmuştur. Kırmızı Toprak kendi ailesinin hikayesi de olan ve jenosit olarak nitelediği Dersim katliamı başta olmak üzere Cumhuriyet'in ilk dönemde Kürtlere karşı uygulanan zulümden doğrudan Mustafa Kemal'i sorumlu tutmuştur. Bu nedenle Kırmızı Toprak tırnak içinde, Türk solcularıyla Türk küçük burjuva aydınlarının yakalarını bir türlü kurtaramadıkları çok eski bir fikri sabitleri olduğundan emindir. Kırmızı topraka göre aradan 40 yıldan fazla bir zaman geçtiği ve yüz kere kafalarına aynı ırkçı faşist politik eriklerden meydana gelen iktidarların sert dualarına tosladıkları halde, bu baylar ille de Mustafa Kemal'in etrafında iktidar tekkesi ortaklarına girişmiş askeri junta iktidarına, dünya milli ve sosyalist hareketleri yelpazesinde ilerici bir yer ayırmak derdindedir. Kırmızı Toprak'ın bu çarpıcı değerlendirmesiyle birlikte hayli tartışma götürmüş bir konu olarak Türk ve Kürtlerin tamamen dini nedenlerle ortak verdiklerini savunduğu Kurtuluş Savaşı'nı anti-emperyalist nitelikte görmeye de devam etmiştir. Ancak samimi bulmadığı Kemalist kadroları bu anti-emperyalist mücadeleyi istismar etmekle de suçlamıştır. Öcalan'ın ilk dönem Kemalizm değerlendirmeleri de en az Kırmızı Toprak'ınki kadar radikaldır. Öcalan'ın ilk dönemdeki Kemalizm değerlendirmesine bakılacak olursa, Öcalan'a göre Kemalistlerin ideolojileri Tanak içinde tarihi, siyasi ve sosyal kapsamı bakımından İsrail Siyonizmine, Güney Afrika ve Rodezya ırkçılığına benzemektedir. Başından beri Türk ulusu yaratmak amacında olan Kemalistler, Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli sözler ve din kardeşliği ile Kürtleri kandırıp yanlarına çekmiş, daha sonra ise inkara başlamıştır. 2000'li yıllardan sonra Öcalan'ın Kemalizm söylemi epey değişmiştir. Öcalan, Kurtuluş Savaşı'na dair kırmızı toprakla benzer görüşler ileri sürmeye başlamıştır. Artık ayrılıkçı olmayan ve Tanakçı'na ortak vatanda birlikte yaşamı, Türkiyelilik projesiyle savunan Öcalan, tarihsel süreçleri de, bu siyasi projesine uygun olarak yeniden kurgulamıştır. Selçuklu zamandaki Malazgirt Savaşı ve Osmanlı dönemindeki Mercidabık Savaşı gibi Mustafa Kemal zamandaki Kurtuluş Savaşı'nı da Türk-Kürt ilişkileri açısından tarihsel ve stratejik önemde değerlendiren Öcalan'a göre İslam dininin harç olduğu bu ittifaklar sonucunda her iki halk da kazançlı çıkmıştır. Ancak İngilizlerin ve Siyonistlerin etkisi ve kontrolü altındaki tırnak beyaz Türkçü oligarşik diktatörlük 1923'ten itibaren Cumhuriyet yönetimini gasp edip Çankaya Köşkü'ne çıkardığı Mustafa Kemal'i etkisiz kılmış, ulus devlet projesini hayata geçirmeye çalışmış ve bu kapsamda Mustafa Kemal'in doğrudan sorumlu tutulamayacağı şekilde Kürtlere karşı soykırımlar yapılmıştır. Bütün bu hususlar Abdullah Öcalan'ın 2000'lerden sonra ya da söyleminin ikinci döneminde Kemalizmi nasıl tarif ettiğini gösterir. Abdullah Öcalan bugün Sayet Kırmızı Toprak'ın ölümünü Şeyh Said isyanından bu yana Kürtlere karşı geliştirilen komplolardan biri olarak değerlendirmektedir. Öcalan'ın siyasetini benimseyen ve Öcalan'ın kurduğu örgütlerde etkili görevlerde bulunan Remzi Kartal'a dayandırılan bir iddiaya göre ise 1997'de Öcalan teksir halindeki kırmızı toprakın kitabını göstererek stratejik perspektifler içerdiğini söylemiş. Öldürülmesinin yani kırmızı toprakın öldürülmesinin Kürt özgürlük hareketi açısından büyük bir kayıp olduğunu ve karizmatik bir lider olarak hayatta kalması halinde büyük olasılıkla PKK hareketinin olmayabileceğini belirtmiştir. Remzi Kartal'a dayandırılan bu iddia muhtemelen iki isim de gerilla savaşını benimsettikleri için ileri sürülmüştür. Ve Öcalan'ın Sayet Kırmızı Toprak'a değer verdiği de açıktır. Ancak şimdiye kadar ana hatlarıyla dikkat çektiğim üzere benzerliklerinden daha da önemli olan aralarındaki farklardır. Ve benzedikleri noktalarda bile aynı şeyleri kastetmedikleri açıktır. Aralarındaki farklar en azından siyasi açıdan stratejik düzeydedir ve haliyle iki ismin aynı çatı altında buluşmasının hiç de kolay olmayacağı ileri sürülebilir. Üstelik 1970'lerde Kürt ve içinden çıktıkları Türk sol hareketlerinde stratejik düzeydeki fikir ayrılıkları bir yana kişisel alınganlıkların ve ihtirasların bile tek başına bölünmelere ve ayrışmalara yol açtığı göz önüne alınırsa söz konusu iddianın ne derece hayali olduğu anlaşılabilir. Yanı sıra Öcalan liderindeki PKK'nın silahlı mücadele yöntemiyle zamanla kazandığı ivme ve aktivizmin ardından dönem birçok Kürt örgütünü etkisiz kılması hatta bize tasfiye etmesi gerçeği göz önüne alındığında ise Said Kırmızı Toprak'ın muhtemelen silahlı örgütünün de benzer bir sonuç doğurabileceği ve haliyle PKK'yı geçersiz kılabileceği bir varsayım olarak dile getirilebilir.